Hapis olmuş karakolda. Vay, naver, halin keyfini mi? YouTube bütün gece halis gördün değil mi? Bir pır pır ettiren biricik bakışlılarım benim. Sus abla, biliyorsun. Hadi bakalım. Diye 7. bölüm hayalet sevgilim erkenlik belası çıkışta kavga war. Hadi bakalım. Alo aşkım, sana bir şey dinleteceğim şimdi. Elinde Zafer'in elinde go girl var. Söyle kanka. Ceza mı bu çektiğim çile mi? Yayın. Ya Allah'ım, her yere ruh içeriği kaptık, koydukları an ben kopuyorum yani. Dünyanın en fakir ülkesindeki altı perilik köşk, of çok tatlı. Yaşlarımı görürsem erir kanatlarım. Uçamam rüyalarında yanına. Siz! Dersi ektik, geldik. E dedik ki gelelim diye çekelim, yeni bir bölüm çekelim. Zaten yarım gün yok yazılmışız yani. Biz bugün neden böyle giyindik? Tabii ki de konuşanlar çekeceğiz arkadaşlar. Seks yapmak. Seks yapmak. Gideceğiz arkadaşlar. Seks yapmak. Yeter ulan dedik. Yeter. Zamanda geriye dönelim. Ben bu yaşımda olmak istemiyorum dedik. Evet ya. Döndük lise hallerimize. Bizlerinizle liseden tanışmak istemiyorum dedim. Ay ne bir dakika. Dedim. Döndük lise hallerimize. Ya Zafer'e bakar mısınız? Müthiş. Müthiş. Biz Deniz'le liseden tanışıyoruz bu arada. Ben lise 4'teyken sanırım. Deniz... Ben 3 yaşında falanım. Deyin ki biz zorbalık görüyoruz arkadaşlarımız tarafından. Hemen. Biz çizgili Nike eşofmanları geçiriyoruz. Şöyle saçı topluyoruz. Bu hafta size harika bir bölümle geldik. Oh! Çıkıyor. Nefes nefese. Aa, kadroya bak. Türkiye'de liseli deyince akla kim geliyor? Dadı dizisi, Küçük Sırlar, aman efendim okul filmi. Medar iftarımız Sinem Ben Kabal okulu izleyip ne korktuydum ya. Bizi gerçekten Aşk 101'in seneler önce çekilmiş hali aslında. Çalıntı yani değil mi? İleri görüşlülüğü. Kesinlikle öyle yani. Birebir gibi konusu. Evet efendim, hazırsanız ve yanınızda en sevdiğiniz kafa edebiyat öğretmeniniz de varsa. Ya evet, hadi, yeter hocam. Hadi izlemeye geçelim mi? Ya Zafer çok tatlı kızım. Ya. Hadi okula geç kalacaksın gülüm. Tamam Şirincim. Zengine ve hizmetçileri var. Ya maazallah bak, öğretmenlerin falan Sinem görürler. Sinem Kobal şu anda da gitse gene bir liseli rolü oynar bu arada. Şu anda da gider yani Sinem Kobal'a, biliyor musunuz? Kulak umazlar sonra. Ay Şirin, sanki Seren Serengil makyajı yapıyorum. Bu makyaj görünmez. Madi ayağım. Şimdi... Serengil madilemiş gerçekten. Geliyorum anne. Gecenin körüne kadar oturuyorsun. Sonra da sabah ne yapacağını şaşırıyorsun. Annesinin saçının lezbiyenliği. Annesine de aslan maks gibi. Sürme şunları kafana, kel kalacaksın. Yok hanımefendi, kalmaz. Merhaba çocuklar. Oo, Hakan Ural var. Nerede? Şurada. Erkek. Küçük bir yanlış anlama oldu herhalde. Hoş geldiniz. Sağ olun.
Ne güzel. Diye, bu ne dublaj ya? Niye böyle abi? Evet. Dublaj? Panikleyemezsin. Tabii ben zaten... Çocuğun annesini Aslan Max dediği yerde koplamak için tuttum biraz kendimi. Aslı, ne haber? İyi. Zafer düştü. Hadi görüşürüz. Millet beni dinleyin. Bu akşam Aslı'nın evinde parti var. Parti. Çılgın diyeceğiniz de benim. Aa, Caner Özyurtlu. Ya bu dizide modellenmek var. Caner Özyurtlu. Çılgın diyeceğiniz de. Caner Özyurtlu. Parto başlo. Hadi bakalım. Ya bu dizide modellenmek var. Amerikan vari partiler var. Ya ne eksiği var bunun sex education'dan şu? Yok. Hiç yok. Havuzuna kadar var. Ya aniden öyle bir şey koyar işte bak ben buna gülüyorum arkadaşlar. Çok özür dilerim. Ben buna gülüyorum. Rue. Bak tırnaklarımı da yaptırdım. Şu an çok müsaitim. Görüyor musunuz? Aslı sen ne yapıyorsun? Nereye doğru yürüyecek? Aslı bu ne kıyafet ya? Anneannem gibi olmuşsun vallahi. Aslı ne? Ne bebek gibi. Allah kahretsin. Allah kahretsin deyip ben makası alıp çerçeve açıyor buraya böyle. Bir anda kendine böyle RuPaul'daki gibi inanılmaz güzel bir kıyafet alıp aşağı iniyor böyle. Come a girl! Sinir şeyler. İnanamıyorum ya! Ne çarparsın sen kapıları böyle? Bana gidiyorsun hemen strapless büstiyer alıyorsun. Ve altına da böyle mis mini etek yandan ipili deri olanından. Evet. Beni 10 dakikada pornocuya çevirmemiz gerek aşağıda çocuk bekliyor. Beni 10 dakikada pornocuya çevirmem. Mine mi o? Kayan. Oo! Şeytan görsün onun yüzünü. Allah belası. Ne demek bele deme? Tamaş gibi be anam falan böyle. Sen de nine gibi giymişsin ha. Kimde var bu güzel kız? Sen beni sevdiğin için. Anneannem gibi dedi ama bize. Aha, sor aşağıdakileri. Sorduk. Şirin'e tavsiye bak. Aşağıya sor diyor. Ben güzel miyim? Yine de şeydi kuşum böyle sorulmaz ama. Ben gidiyorum Aslı. Bana ne? Aslı ne oluyor? Ya aramızda hiçbir şey olmadı. Beni ilgilendirmiyor. Çılgın. Kadınlar birbirine düşmesin ya. Valla evet belki ya. Eğer sizi böyle bir duruma sokuyorsa kadınlar desin ki hı? Gel kardeşim birlikte olalım. Bunu evet. Aşalım yani bu adam da şerefli. Kız kardeşlik kazansın. Evet ya. Ezgi'ye dönmemiz lazım. İyiyim ben burada. Sen gidin. Niye birbirimize şıllık diyoruz. Ama annem çok sinirlenecek bu işe. Alışır zamanı. Hadi git sen görüşürüz. Geç gelmeseydin. Çok mutlu olurdum bence. Fuck you. Fuck you. Fuck, fuck, fuck. Fuck. Ya of Allah'ım. Daha 500 dakikadayım. Kesin yakalanacak. Aynen. Yakalanacak. Kavga, kıyamet. Aman ben yapma. Evet ya. Ay oğlumuz dayak yemesin. Fuck you. Fuck, fuck, fuck. Neredesin sen? Baba, ya bu adam bir şey soracağım. Bu adam neden hep sinirli baba rolünde? Hep sinirli gergin baba rolünde. Şimdi Masumlar apartmanda oynuyor. Bu adam gene sinirli psikolojisi bozuk baba rolünde değil mi bu adam? Bu adam misyonu bu mu? Görevi. Dizi tarihindeki. Sinirli baba tipi mi var kendisinin? Manyak gibi karanlıkta mı beklemiş bunca evet. Saat? Manyak işte. Hayvan herif. Oh. Aa. Kızım neye üzülüyorsun? Barbie gibi yaşıyorsun ya. Barbie evet hayali ya. Bir filmi gibi yaşıyorsun. Barbie rüya evindesin lan resmen. Aynen. Cezan bu. Neymiş burayı o? Düzelteceksin. Hadi başla bakalım. Burayı dekore edeceksin. İç mekan tasarımı.
Çok güzel lan, cezaya bak. Evet. Nasıl ıslardım odayı? Gay odası yapardım. Gay room. Panik room yine. Bak, şimdi biz tuvalete gireceğiz ve sigara içeceğiz. Sen de burada gözlemcilik yapacaksın, tamam mı? Buna bir kere, yani lise kültürü olanlar bilir ama erketelik denir. Evet, ben genelde, ben genelde erketeci olurdum. Ben yatardım, arkadaşlarım sigara içerdi, ben kapıda beklerdim. İyi bir arkadaştım. İyi arkadaşlığa bak. Yat derler. Orada beklersin. Yani gözlemci. Gözlemci. Hava. Yok, hava gözlem kolu. Evet, damlaz. Evet. Bugün hava ne? Yağmurlu. Gideyim işaretleyeyim. Aa, bakışlar, hareketlere bak. Yerde işelim mi? Ya, Caner Özgür'ün yanına oturdu. Popüler kızlar öne oturmaz ya. Evet, üçüncü, dördüncü sıraya falan. Pencere kenarında, kalorifere yakın. Çünkü... Ya üşüyorum ya. Kapıyı açmasana. Kapat kapıyı. Ya Batu, şey alabilir miyim senin polarını? Sağ ol, teşekkürler. Dur ama kollarını ha. Sağ ol, teşekkür ederim. Batu da üst sınıflardan ama. Üst sınıflardan Batu. Ya kapat şu kapıyı. Üşüyorum. Ya sonra da dedi ki, ya bana da bir tane şey alsanıza. Elmalı soda. Elmalı bir soda al bana. Pipet de al ama pipetsiz içemiyorum. Hepsi de yapar dediklerini. İnanılmaz ha. Çok tebrik ve takdir ediyorum sizi. Gerçekten ben lise hayatım önce hep sizden olmak istedim. Benim sınıfımda 5 taneydiniz. Benim sınıfımda 5-6 kişiydi böyle. Hep sizden olmak istiyordum. Hiç sizin gibi olamıyordum ama yani. İnanılmaz bir yetenek. Beni mesela sıraya falan sokuyordu yani. Arkadaşım Fatih vardı. Fatih şey yapıyordu. Ben sıraya gir de bana ver tostan. Ben küçüğüm diye sıraya çok rahat çünkü sıvışıyordum böyle. Çünkü üşümemeleri gerekir. Evet, çünkü onlar popülerdir. Ben yeni edebiyat öğretmeniniz. Buraya kadar anlamayan var mı? Barış, kalk bakalım aya. Ne oldu? Aa, Kurban. Yağmur Atacan var. Kendisi tabii ki de. Ha. Bir kere öğretmen çocuğu olmak o kadar da kötü bir şey değil. Havalı bence. Güç gösterisidir yani. Yani okulda adamım var lan içeride. Disiplin kurulunda takdiyesinin tasdiknameni verecek şey benim babam. Benim babam benim okulumda değil, başka okulda öğretmendi ama okuldaki bütün herkesi tanıyordu, bütün yönetim kadrosunu. Mesela benim hiç okuldan kaçmam söz konusu olmadı. Ben hep arayıp haber vermek durumunda kaldım. Çünkü hemen söylüyorlardı. Çok uzun oldu anneciğim bu sefer. Canım kızım benim, çok özledim seni. Başladı mı okul? Anneyi kim oynuyor lan? Sarah Jessica Parker mı oynuyor anneyi? Harbi anne kim ya? İnanılmaz zengin. Rüya gibiydi. Tek problem hala evli. Ne? Heyecanlanma hayatım. Yakında boşanıyor. Zaten ayrı yaşıyorlar. Boşandılar. Kızım, Boğaz'da adamın evi var. Hayatımızı bir düşünebiliyor musun sen? Siz borca batmışsınız, rezil böyle 1+1 evde yaşıyorsunuz da sanki hanımefendi. Evet kutuda yani. Kutuda mı yaşıyorsunuz lan? Ha? Karton kutuda mı yaşıyorsunuz? Villada sunmaz sen. Senin de havuzlu villan var hanımefendi ya. Daha vizyonlu bir karakter beklerdim. Evet. Sana bahsettiğim arkadaş. Kuma konseri mi bu? Memnun oldum. Merhaba. Seni bir deneyelim. Güzel, ne zaman isterseniz gelirim. Güzel. Ne denemesi be? Aslı bakar mısın yoksa eteğimi gerçekten iki kat daha yukarı çekeceğim. Kayınım var ya böyle üstü okçam bacağım. Kızlar var ya, okulun en güzel kızları sizlersiniz. Bunun senaristi. Ya sen gerizekalı mısın? Niye yanımıza gelip aptal aptal konuşuyorsun sürekli her yerde? Aa, her yerde armut armut konuşuyorsun, bir sallan bizi. Ay. Hiçbir şey yok mesela yani, piyasada hiçbir şey yok ama öylesine duruyor, ikisi geliyor şey yapıyor. Kızlar var ya, okuldaki en güzel iki kız sizsiniz. Abi sana ne? Şey böyle 40-50 yaşında herifler toplanmış demişler ya, liseler nasıl olur? İşte bir tane piç çocuk olur der ki, kızlar ne güzelsiniz ya. Karakterin derinliği de yok. Şu salak
yüzünden. Ya lütfen dostluğumuz bozulmasın. Bak! Çok akıllı. Aferin kızım sana. Ay oturdukları koltuğa bak, koskoca koskoca şato gibi evde oturuyorlar. Diye çekiyorlar. Böyle, böyle oturuyorlar. Odada yer kalmadı adam gidince. Bu kadar laftan sonra yine dönmüş mü? Anne, kapatır mısın? Telefonda konuşuyorum Aslı, görmüyor musun? Ona müstahak ama. Erkeğe bu kadar yüz verirsen bu olur. Anne, kapat. Kızdan arasam olur mu? Kapat. Ha yok canım, ne işim olacak? Benim kızım sen 7 yaşında mısın ya? Ananın bir hayatı var, sal ya. Bunun derdi mi var, tasası mı var, bir şey mi var? Annene ne anlatacak, ne ki anlatacak zaten? Acaba? Ne danışacaksın, nedir? Hayatında ne oluyor ki zaten? İki tane lisede arkadaşın var. Bir tane sevdiğin çocuk var. Zaten bu yaşta insan anasını babasını görmek istemez. İyi falan der. Odasına kapanır sürekli. Hanımefendi geliyor eve, sonra uzun böyle yolculuklara çıkıyor. Yani böyle kızım olsa ben de çıkardım. Evet. 2-3 ben günde. Ben de kaçarım valla. Ya anne. Ne söyleyeceğimi hiç merak etmiyor musun? Evet. Tamam. Söyle hadi. Merak lütfen. Ediyorum ve dinliyorum. Giyecek doğru düzgün bir şeyim kalmamış. Ay kızım ne zaman hayır dedim. Ek kartlarım var, kullan. Gerçekten aşırı acil, telefonu kapattırıp konuşulması gereken bir konuymuş. Yani inanamıyorum nasıl bu kadar acil ve önemli bir konu varken nasıl kadın telefonla konuşmaya devam eder. Bence evden kaç. Bence evden kaçsın. Bu kadarı da olmaz. Oha! Oha! Ay bana sormana ne gerek var? Bu kadın ne yapsın ya? Sen babaanne gibi giyiniyorsun dediler ya sana. Annen mi suçlu? Para verdim git al diyor kızım. Annenizden babanızdan çok şey beklemeyin arkadaşlar. Sizi doğurmuşlar yeter. Tamam. Solistimi ortada bırakacak değilim. Ben de kalırsın. Olmaz öyle şey ya. Ya Murat'a canım. Hadi uzatmayalım şu işi. Senin gibi çoktan galakla karşılaştım ama sen bir numarasın. Ne diyorsun lan sen? Ooo kelebek çekti baba! Niye yanlış anladın lan? Ne diyorsun lan? Ha? Benim hayvanlarım. Adam silahını temizliyor, kadın fasulye ayıklıyor. Tam bir örnek Türk, Türk ailesi. İşte Türk aile yapısı. İşte sahip olmamız gereken değerler. Bak kızım sen bana. Baksana kızım sen bana. Kurban ol sen tarzıma. Kurban ol tırnağıma. Satlıkta yapma sen. Ne bu hareketler? Selam vermek yok mu? Ya çok kötü. İlk partide daha güzel gözüküyordun. Hiçbir şey birbiriyle alakası da yok. Gıcık oldum şu an sana. Aa, siz de mi buradaydınız? Siz de mi buradaydınız? Ben de tek başıma kafeye gelmiştim böyle. Kaşar gibi giyinip. Allah'ım çok kötü bir loku, iğrenç. Bir kağıt kalem alabilir miyim? Al kızım bunu Ezgi'ye getir. Bu ne, albüm mü yapacaklar? Evde seni geberteceğim. Akşam eve gelme. Hayvansın sen. Aslı! İstanbul'un en hızlı taksicisi be. Valla fıt diye geldi, imdadına yetişti. Ne oldu, öpmeye çalışmadı mı? Hayvansın sen. Kurban olun tarzına. Ölecek. Öpüşemeden niye gitti çocuk. Niye birileri bilgi vermiyor? Sen dışarı çıkıp biraz orayı da yönetecek. Hadi Nermin, kime diyorum ben? Ay konuşmuyor kadın seninle ya. Yeter. Sıkıntı sensin. Ay, kız bu öğretmenler kaç para kazanıyor? 5-6-2'de mi yaşıyor? Ben bir paket aç bitir salamı tabakta gördün diye şey mi sandın öğretmenler? Evet ben 4 gün yiyorum. Alo. Ne? Kaza mı yapmış? Evet. Niye seni arıyor? Ne bileyim ben aramış işte. Aramayacak ulan. Aramayacak. Aa! Ne yapıyorsun? Oğlum ben o telefonu senin ***'ine s**arım. Bak küçücük boyun var zaten. Hayati tehlikeye atlatmış değil. Atlatmış ama ayakları tutmuyormuş. Kesin arabayı artık. Zafer sokar bu arada. Kesinlikle. Ben de yaparım bunu. Arar ne ya? Hastaya bak sen. Arar. Aradı. Ne oldu? Kolu kullanıyordur. Hayati bir tehlikesi yok. Oh, çok şükür ya Rabbi.
Yüzünde bir iz kalacak mı doktor? Çocuğu ajansa yazdıracağız da. Allah canını bağışlamış. Yani şükredeceksiniz. Aynen öyle. Ben yüzümle para kazanıyorum. Kaya bacaklarını hissetmediğini yüzünde söylüyor. Yüzünde bir iz kalsa ne oluyor ki? Hissetmiyor mu? Ay aman Allah. Ne? Ne diyorsun sen doktor? Okuldakiler nasıl öğrendiler? Da yürüyemeyecekmiş falan diye. Öğretmenler odasına bu info nasıl erişti? Zenan'la alakalı. Büyük ihtimalle Zenan yine bu dizide de girdiğin araya. Gittin haberini verdin. Yetiştirdi hemen. Bizi etkilemiş galiba. Efendim? Kaza? Ne tokadı? Ne? Kocamdan tokat mı? Şey, Kaya'nın başına gelen. Kaya. Zenan Kaya. Ben evde bir tane Kaya ile uğraşıyorum zaten. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ay geldi gene. Biraz havasın burası. Ya bir şey hadi söyleyeceğim. Benim babam beden eğitimi öğretmeni. Ve benim babam böyle bir adam değil. Delireceğim. Ama her yerde böyle bütün şeylerdeki beden eğitimi öğretmenleri böyle aşırı hareketli. Çok garip hareketleri var falan filan. Babam hiç öyle değil. Ay değil ya. Tam tersine ciddi bir adam yani. Sen açmayın hocam. Oksijen gibisi var mı? Ortam havalansın kapatırız hocam. Aslı. Girebilir miyim? Artık benden kaçamazsın. Ben kötü değilim. Hayat böyle arkadaşlar. Sakın kendini suçla. Bu kazanın tek bir suçlusu var. O da babam. Babası ne yaptı ki? Babası merhaba. Babası mı çarptı kamyonla? Kazanın suçlu siz misiniz? Ben de Aslı. Bundan sonra Aslı'nın kendin gibilerle kerizlik seviyesi. Bir daha seni benim oğlumun yanında görmeyeceğim. Kendin Mithat gerginlikten besleniyor evet, ya. Evet abi ne oldu be? Gerginlikten Mercedes logosu oluşmuş be. Kaşlarının arasında. Ezgi'yi arıyorsun galiba. Evet. Bu herifin tipi çok şey değil mi ya böyle. Aa siz şeysiniz ya. Şey, siz kimdiniz böyle, ya bir yerde oynuyordunuz. Aynen bir az ünlü. En son babalar dinler miydi o? Ezgi'nin yanında çok sakin görünüyor olabilirim. Ama gördüklerine fazla inanma bence. En son babalar herkes dinler. Herkes beni kedi zanneder ama aman ben İki lafımızla bu liseli olduk diye yani demediğimiz küfür kalmadı şurada ya. Üzümüzüme baka baka diye boşuna dememişler. Sen böyle müzik dinlemezsin ki. Artık seviyorum. Oh. Beş tane şarkısını say lan. Hadi. Of Hanson. Hadi. Beş say, tane hadi. Şarkısını say. Sayarsan rockçısındır lan. One, Metallica One. 2, 3, 4, 5. Hepsini dinledim lan. Nothing else matters. 6. Ya benim 5 demiş. Of. 1, 2, 3, 4, 5. Say lan 5'i. Sayamaz anne, burada ki. Anne bu da işin var. Sayamaz. Tahmin et. Bir yerine bir şey mi yaptıracaksın? Doğru. Yoksa bildin tatlım. Gel bak sana ne göstereceğim. Meme yaptırma müziği. Memeler yaptırıldı kızlar gelin. Şu havuzun elektrik parasını kim ödüyor ya? Siz vergi mi kaçırıyorsunuz? Ha? Kesin ha? Kaçırıyorlar ha? Hiç kişi yaşıyordu şu havuzda. Gider elektriğe bak ya. Şirin şey yapıyor böyle bisikletle pedal çevirerek o havuzun elektriğinde. Bütün villaya elektrik sağlıyor. Ulan şimdi gibi. Olsa 18 bin lira elektrik faturası gelir. O zaman 5 kuruş. Merhaba. Ay hadi be oradan ya hastır. Kızım sen de ayrıl şu adamdan evet ya. Bu kadar çile çekilir mi? Evde böyle makber gibi. Bak bir söyle böyle bir şey yaşasam. Bak çok ciddi söylüyorum. Her şeyimi bırakırım. Her şeyimi ya. Zıkkımın peki. Sık her şeyimi bırakırım. Art neyim varsa ne kadar param varsa çıkarım giderim ha. Yok yani ne yapacağım başka? Kaçarım ya. Oturuyor kadın. Zafer benim ilişki koçum. Ben 2 senedir tanışamıyorum kimseyle Zafer ilişki koçum olduğundan beri. Neden? Çünkü toksik insanları bana şey yapıyor evet. Yani. Önünü kesiyor, kapatıyor. Yani işte. Zaten çevremizin %98'i toksik arkadaşlar. Evet. Herkesle tanışacak olsak önünü alamayız biz. Alamayız. %2'yi arıyoruz biz. %2 misin? Değilsin. Değiz. Tanışmaya gerek yok. Dur. Babanın söyledikleri için. Ben onları unuttum. Bir daha seni görmem sanıyordum. Bilmiyorum. Mehmet Aslan. Fahrettin Aslan'ın kardeşi. Fahrettin Aslan'ın oğlu Sacit Aslan'ın kardeşi. Değil mi? Emir Gaz'ın olay kralı. Sağlık Bakanı. Anne.
O Fahrettin Koca. Bu Fahrettin Aslan'ın kardeşi Mehmet Aslan. Hayır. Fahrettin Koca'nın Mehmet. Fahrettin Aslan oğlum Sacit Aslan'ın kardeşi değil mi? Fahrettin sağlık bak. Mustafa Aslan kim ya? Koca diye bir kardeşi var mı onu bilmiyorum. Anladın mı? Ben Mehmet Aslan Koca anlamadım. Kim? Fahrettin Koca'nın kardeşi. Nasıl? Ooo! Bu dövme? Storytos'tan mı çıktı bu? Nereden çıktı kızım? Ne yaptın? Senden bir ricam olacak. Neymiş o? Şirinleri benim yerime sen yakalayacaksın. Kaya maça giderse onun için moral olacak. Ne dediysek dinletemedik. Belki bir de sen konuşursan. Işıkları değiştirdim. Hayatta gitsem ediyorum. Oğlum sana da moral olur. Boşuna ısrar etme anne. Kaya bir dakika beni dinler misin oğlum? Yeter. Ne maçı? Futbol takımının yıldızı olan birine maçı izletip moral olsun. Moral olsun. Bak oynayamadığın maç. Bak ayağın tutaydı oynardın diyecekleri bir maç. Ne kadar iyi niyetli bir okul, ne kadar iyi niyetli hocalar. Gerçekten abi böyle bir şey olabilir mi? Tam Zafer'in dediği gibi işte ayağın tutaydı oynardın. Tutmuyor ama artık. Artık tutmadığı için oynayamayacaksın. Moral olsun ama sana. İzle bakalım maçı. Maçı biz ah be. Sen olsan atardın be. Gördün mü? Gördüm diğeri kaçırdı. Sen olsan atan. Moral mi var? Nasıl taktik ya? Çok iyi. Şey falan yapalım biz. Böyle ne kelleri be? Oturtalım ve saçımızı savuralım böyle. Mesela. Sana bir şey söyleyeceğim. Ama söz ver. Kimseye söylemeyeceksin. Söz. Ne? Ne oldu? Ulan bu kayaya yine güvenilmez. Erkekler. Size bir günde küsmedi bu kadınlar. Evet ya. Arabasını. O zaman bir bu senaryoyu yazan senaryo ekibi için haydi hep beraber. Müthiş. Harika senaryo. Çok iyisiniz. Çok iyi. Oğlum sen niye kendini sanki ayağın tutmuyormuş gibi davranıyorsun peki o zaman madem ayakların tutuyor? Seni çaldım. İçki içip bir de kaza yaptım. Korktum Aslı. Tamam. Seni ele vermeyeceğim. Adile Naşit Anadolu Lisesi. Adile Naşit Anadolu Lisesi. Yemin ederim YouTube'da daha iyi bir kanal yok ya. Yok abi yok yok yani. Yok işte. Daha iyi bir ikili de yok. Yok. Böyle bir şey olamaz ya. Ya zaten Türkiye'nin çıkarttığı bir tane sadece çok iyi bir ikili vardı. O da Safiye ile Faik. O da Safiye ile Faik'ti. Yani bu ekip artık onun çok üstünde. Anlatabiliyor muyum? Çok üstünde. Adile Naşit olduğu sesin sivitleri onlar. Ya. Bir tane şey yarışı da. Senin odan kumusa katkı. Çıkarıyor ya. Topa veriyor. Tamam doktor tamam. Numara yaptım. Ama bunu babam bilmesin. Bana çok kızar. Bir şey söyleyeyim, doktor bunu nasıl anlamıyor peki? Yani doktorun bunu anlaması gerekmiyor mu? Sinirde, sinir uçlarında bir sıkıntı yok, ne bileyim işte omurilikte bir sıkıntı, hiçbir yerde bir sıkıntı yok ama çocuk yani nasıl anlamıyor ki tıp bunu? Bir lise serüveninin birinci bölümünün sonuna geldik. Bizi ne bekliyor? Hemen hiç iki! Hemen iki! Asker okula gönderecek lütfen mi? O silikonlar yaptırılacak mı? Rakçı Serpil kız yeni Şebnem Ferah olacak mı? Biz de bunu merakla bekliyoruz. Bambaşka bir seriye başladık. Çok heyecanlıyız. Güzel senelere gittik bence. Evet. Sex Education'ı da izleyebilirsiniz. Bir aşk. Ya öf hadi abi Sex Education'mış, Euphoria'ymış, Aşk 101'miş. Hadi defolsun gitsin kendi işine baksın. 101'de izleyebilirsiniz. Hadi. Bunlar sizin tercihleriniz ama aynı biz sıcaklık ve samimiyeti bulabilir misiniz? Asla kat A. Kat A. Kat A. Beğendiyseniz
aşağıdaki beğen butonuna basmayı ve kanala artık abone olmayı da unutmayın. Hadi artık ya. Hadi be. Kaç olmuş? 12.200.